1932 doğumluyum. İlk sefer okula gittik. Okulda Dağal'da üçüncü vardı. Orayı bitirdim. Baklan'a 5'e gittim. 5'ten çıktıktan sonra buraya Nalbant kursuna geldim. Nalbant öğretmeye geldim. Nalbant burada ustam burada aldattı. İlla burada kal, illa burada. Anam babam da sağ orada. İlla anlattı, illa burada kal. Burada hanımı ayarladık, kaçırdım. Selcan Köyü'nün işte şimdiki oturduğum yerde bir dam gibi bir ev vardı. Orada kalıyoruz hanımla. Yalnız idaremiz dar. Bağımız yok, tarlamız yok. Ne işleyeceğiz? Burada Kerim amcam vardı. Kerim amcam beni içiye Gücükdere'ye çapıya gidelim dedi. İki arkadaş vardık oraya Kerim amcamına. Orada biz kerpiç keseceğiz. Onu da yemeği çıkaramadık. Çıkaramayınca kaçacaklar. Kerim amcam kaçacak. Nasıl kaçacak nasıl? Kerim amcam kolunu astı çıktı. Benim kolum ben çalışamıyorum. Öteki arkadaş da dedi ben gideceğim. Ben yemeği almaya gittim. Şeyleri teslim edeceğiz. Adam yemeği aldırdı geldi. Onlara eşek gibisiniz. İlla ki dedi. Çalışacağınız zaman çalışmayacağız. Çalışmadık. Kaçtık oradan. Ançılarla arkadaşlar var. Oraya vardık. Çapa çapalıyoruz. Beni yemeğe gönderdiler. Yemekte vardık. Abla beni ne bileyim ben toprak gümlüğe yemeğe koyuyormuş. Eşeğe arttım. Tarlaya giderken eşek kandaktan kandağa hoplarken gümlüğü yemek heybenin içine dökülmüş. Oradan biz vardık. Geldiler arkadaşlar. Gelmeden o Mehmet ile ikimiz heybenin içinden koyduk çanağa. Oradan lan horazına ibi şey, krevet taktım dedi ançılarlı biri bana. Heybeden de çanak şey, yemek koyulup oradan da kaçtık. Oradan da kaçtık. Şimdi ne işleyeceğiz? Para yok. Para kazanma yok. Yani orada Gücükdere'li bir hanımın Hasan diye bir şeyi var. İşte orada şeyleri var. Binaları var. Okkalı'daydı. Ben dedi o bizim yemeği karnımızı hanım teyze doyururdu. İyi vardık oraya. O hoş geldin Ahmet, hoş geldin Hüseyin, Gurbaş Hüseyin'i söylüyor. Hoş bulduk. Oturun bakalım, oturduk. Hanım teyze dedi bize şuraya Ahmet dedi bir ekmek içecek kadar bir ocak yapıyorsanız dedi. O bizim amcaoğlu dedi yapar dedi. Rüştü dayısını getirir dereden dedi. Ben çamurunu kararım dedi. Neyse yaptık çattık. Açık köle yukarı kaldırdık. Taşlar zaten bağlamaya birbirini. Bağlamayınca da yemek yerken dedi hanım deyse yemeğiniz bişti gari gelin yiyin de ondan sonra çalışın. Hele ben duvara bakıyorum. Duvar başladı ayrılmaya. La arkada değil. Hadi Hüseyin dedi. Bilmem neyine döndü gari dedi. Ay ay yaparız onu biz yine dedik. Biz yaptık çattık şey ettik. Bizim buradaki arkadaşlar tabii 3 gün sonra geldiler. Gökböz Mahmut geldi. Oradan biz şey derken yine bir hava kışlandı ama o biçim. Öyle bir yıldırım düştü orada. Bu Hüseyin Mehmet Ağa ille gidelim mi ona bakalım o arkadaşların yanına. Vardık. Adam cayır cayır kararmış. Şey olmuş. Mehmet Ağa öyle kafasını kaldırıyor. Be kardeşim diyor, bulgur aşın yemişin diyor. İşte böyle olmuşsun diyor. Ulan oğlum dayak yiyeceğim. Bırak şunu ya. Ağlıyor yıllar burada. Oradan biz geri geldik. Çapalıyoruz. Şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Geldik gari. 30'a kayma para kazandık. Geldik buraya. Hanıma dedim ben evvel bir ziyare alalım. İdareyi koyalım. Ondan sonra
Velhasili böyle işi ettik. Yine durmadık. Durmadık. Yine gittik biz buraya. Ova'ya. Ova'da üçüncü kat tarlayı bağladı Gökbez Mahmut. Ya üçüncü kat. Zaten bitiyoruz biz orada. Öyle. Yine kazanıp geliyoruz. Rahmetlik diyor, geldiği zaman para o zaman altın daha ucuz, 25'e kayma. Bir ayda ne bozam da yarın çocuklara yarar. Ya sen şeye, ben idareye karıyorum, sen altın bozacaksın diyor. Karıyla burada biz bir irileşiyoruz burada. Şimdi vakit geçti, şey oldu, bak çocuklar oldu. Yani çocuk daha olmadan ben askere gittim. Askere gittim ama 50-53'te. Para yok. Para yok. Hacı Orangil'e vardım. Benim kayınkar orada ya. Ben askere gidiyorum dedim ben. Hacı Orangil'in karşısı 20 kayma verdi. 20 de Hacı Orangil'e verdi. 40 kayma. 40 kaymayla buradan gittik. Askere vardık. Askerliğimiz yapşakan. Şeydeyken beni tabii Nalbat Konusu'na gönderdiler. Çavuş olarak gittik. Oradan geldik. Bölük çavuşları 12,5 lira alıyor. Ben 16,5 lira alıyorum. Orada var. İyi. Orada para haşiğini izlettik. Şimdi orada dururken benim veteriner üsteğim vardı bir. Evlim bekar mıydı? Bekarın efendim ben. Onu da şeyden benim mektubu eline geçirmiş. Onlar da fotoğrafı çektirmişler çocuğun. Uyumuşlar içine göndermişler. Beni çağırttı bu. Dedi evli mi bekar mı dedi. Açık durakladım ben. Yani bekardın sen de bu neyi? Bak dedi çocuğa dedi. Dedim Hüseyin'im sen 40 yaşındayım diyorsun. Evlenmemişsin. Bize ana baba 16, 17, 18 yaşında ev veriyor dedim ben. Oğlum dedi tabi olur dedi. Sen bana bakma dedi. Benim bak iki tane kız kardeşim var. Anam mı? Anam şimdi beni buradan atarlar şeye Kars'a. O kız çocukları ne olacak? Anam ne olacak? Bizimki böyledir dedi. Bugünkü şey değil dedi. Değil mi? Böyle şeyler geçirdik. Sorun. Başka şey istiyordum. Dedete attın mı sen dedi? Ha dedet attık. Şimdi onu da anladım ya şeye de. Şimdi biz buradan vardık Çal'a. Yani sanki kurs gösteriyorlar bize de şey dedi. Çoğuz. Ali Osman da bizi seviyor. Eksacı ile ikimizi. Bizi orada şey ettik. Ödekileri götürmedi. Onları bıraktı. Şimdi beni şeye veriyor. Şehire veriyor. Şehrin parası az. Köye atarsan çok. Beni inadına veriyor, oraya veriyor Ali Osman'a. Ali Osman'a ya beni de köye gönder. Ya şimdi şehirde korkuyorlar. Ailesinden evin atmıyorlar, şey etmiyorlar. Beni şikayet geliyor. Ben de inadına girdim mi eve batasıya atıyorum biliyor musun? Bir gün Çengeloğlu diye bir memur vardı. Geldi. Dayıla da atıyorum gari. Orada köyde. Hemen dedi düşeyi doldurun. Mayın içeceğim dedi. Havaları basın dedi. Bastı. Beni iğne şey veriyorlar. Tulumanın şeyini. Hemen ben toplu iğnesini sokuveriyorum. Çabuk pişsin hemen su. Arkamda. Bir ölçtü onda benim kitabı şeyi çıktı. Bana orada eşi ulaşacak. Bağırıyor. Nedir lan bu? O sandım elinden diyor. Ali Osman'ı şikayet etmiş. Şikayet etmiş. Ali Osman kavaklarda beni tuttu. Ya Rüştü o sandım vallahi ya. Cengerli boynu beni şey diyor diyor. Öyle Ali Osman abi ben ellemiyorum. Ellemiyorum ben. İyi.
Kavaklar'da şöyle bir hadise oldu. Bizim bodu plan atıyordu gari. Karı parayı çiğe sokuyormuş. Döşeklerin arasına. Tabii biz döşekleri indiriyoruz ya. Furayı yiyoruz. He. Karı doğrudan doğru varmış hemen döşeğe bakmış. Para yok. Döşeklerin altında kalmış. Para düşmüş de. Karı dedi böyle böyle dedi, para yok diyor. Bizim bodu kapadın kapıyı. Kapadın, ben dışarı çıkmayacağım diyor. Dışarı çıkmayacağım diyor. Kapadın. Gelsin kim arayacağız arasın diye, biliyor musun? Neyse şey ettiler bununla. Ta Ali Osman Ağa gelesiye kadar beklediler. Boduk içeride. Geldiler, baktılar para orada düşmüş. Oradan çıktık. Agam diyor, neden kurtuldum biliyor musun sen diye. Neden kurtuldum diyor. Dede 63 köy varsa 63'ünde 60'ızdır ben. Şöyle Baklan'a vardık. Baklan'da o Memişim Halil vardı, biliyor musun? Denizli'ye gitti. Şimdi orada koca karının biri orada atıyoruz gari. Oğlum bu niye yarıyor demiş Halil'e. Bitlere, pirelere, şunlara, bunlara demiş. Hemen koca karı çocuk avı diyormuşmuş. Böyle fisteni yorup karı kaldırıyormuş. Tut arkama bakalım. Gözünü de aç, gözünü demiş. Zarar etmiyor bu demiş. Bir arkasına bir gözüne atarmış bunu. Gene geldi, vallahi rüşt avı gitti. Böyle böyle yaptı. Koca karı yavdı. Ulan ne eziyet ediyorsun Halil sen ya. Yapmasan böyle şey. Ya oradan şey ettik. Oradan Hayrettin'e gittik. Hayrettin'e vardık. Hayrettin'de tabii orada kadınlar hep şeydi, şimdi bozulmuştur orayı da, bozulmuştur şey de. Görünmezler. Evlere giriyoruz, hiç kadın göremiyor. Ondan ayrıca bir misafir odaları var gibi bakmalı iyi. Oraya da şey ettik. Oradan şeye indik. Şenyayla bizim köyün üstüne. 15-16 tane var. Orada şey ettik. Köye koymuyor beni. Ali Osman Ağa. Benim köyüme koymuyor. Orada intimas edersin diye. Oradan beni doğrudan doğru hadım attılar. Hadım da attık. Oradan işte İcikli'den şeyden buradan daireye geldik. De. Asya'nın dezenler kaç yıl evde kaldınız? Kaç yıl evde kaldınız? Kaç yılından kaç yılında evde kaldınız? Kaç yıl evde attık ha? Kaç yıl evde kaldınız? Kaç yıl? Asya'nın dezen mi? Kaç yaşında aldınız? Ha. Ben 47'de evlendim. 47'de evlendim. 50-55 sene falan geçim yaptık onunla bu evde. Kaç çocuk oldu? Çocuğa kalırsan 13 çocuk. Yani 13 çocuk babasıyım ben. Biri mesela ilk olan ortaokulu bitirdi. İmtihana, Denizli'ye imtihana gitti, dayısının yanında kalırken dayısının karşısı pamuk çapasına gidiyormuş, yanında götürmüş. Orada suya düştü diye mesela şey ettiler. Saatin 3:30'unda buraya Hilmi geldi. Hacerangil çağırıyor seni diye şey etti. Tabii iş değişti. Lamba burada yanıyor gari. Gece saat 3:30'da gittik ya. Söndürmemişiz biz onu, gitmişiz. Vardık Hacer'in orada. Düğün evi gibi olmuş. Saatin 3:30'unda. Yani böyle böyle olmuş. Korkudum şeyi diye. Oradan Hilmi'ye mindik, Denizli'ye vardık. Denizli'de Kerim amcam günün orada. Neyse orada sabah ettik. Sabahleyin bu köyden bir araba şehit dağıldan suyu aramaya başladık. Cenazeyi bulamadık. Elbiseleri çıkarmış, oraya koymuş. Yalnız ceset yok. Orada Şamlı'ya kadar aradık. Şamlı'da yine bulamadık. 6 ay çocuğu aradım ben. 6 aydan sonra cenazeyi
çıkarmışlar oraya, pamuk tarlasına koymuşlar. Oradan aldık geldik. İşte çocuklar o zaman biraz kafayı uçurdu gari cenazeyle görünce de. Velhasili şimdi hayatta bir tane değil mi? Bir tane. Ha. Böyle vakit geçirdik. Sana bakıyorlar mı şimdi o tane? Şimdi çocuklarımdan ben öyle zerre kadar şikayetçi değilim. Bak, şikayetçi değilim. Allah razı olsun. Evlat yetiştirmişsin, evlat şey etmişsin. Amma torunum, amma şeyim. Açık kafam ağrıydı. Nazan'a dedim ben, Nazan, Selahattin'in şeyi var mı? Biraz kafam getirdi ilacı, şey, hapı. Attık, iyi. Şimdi derler ki çocukların işi yapar. Ben hiç ondan yapmam. Benim çocuklar şeydi. Ama benden memnunlardır. Benden bak bu kadar yokluk çektim, şey ettim, şu yaptım, bu yaptım. Önlerine tümeni düzüverdim. Bağlarını yapıverdim. Yani çekildim şimdi işten.